Arkadaşlar niye soğuk ya bugün burası? Normalde stüdyoya girdiğim zaman herkes böyle ciks bir şekilde giymiş bekliyor oluyor. Baktım herkes monton, ceketini giymiş öyle bekliyor. Vallahi de Ciddi misin sen? Evet. Allah'ım yarabbim buz gibi ya. Hiç vallahi gömlek memlek giyemem. Herkes dikkat etsin kendine. Bu aralar korona beraber soğuk algınlığı falan aman diyeyim ha. Hazır mıyız arkadaşlar? Her şey okey mi? Başlıyor muyuz? Tamam. Handan? Hazırız. Hazır mıyız? 3, 2, bir, hayır. Herkese merhabalar. Ben Jendi Edis'un yüsü Barış Poyraz. Programlarımızda bahsettiğim gibi zaten iki program çektik. Bu programların gidişatını, giriş, gelişme ve sonuç olarak kararlaştırmıştık. Giriş kısmında bir önceki atmış olduğumuz videoya gelen yorum ve görüşleri sizlere paylaşacağımı dile getirmiştim. E o zaman başlayalım. İlk programımızdan bu zamana kadar aradaki iki farklı beraber bize birçok değerli yorum ve görüş geldi. Gelmeye de devam ediyor. Neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz? Bunların hepsini ekonomizm ekibi olarak kararlaştırıyoruz ve masaya yatırıyoruz. Her bir programımızı bir öncekinden daha iyi çekmeye, özen göstererek yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yılbaşı programımızda da bizlere birçok değerli dostumuzdan, değerli insanlardan mesajlar geldiler. Bu mesajları da okuduk, değerlendirdik. E, bu mesajlarla gelen gazla beraber 3. programımızın çalışma, çalışmasına tabii ki birkaç günlük molanın ardından direkt başladık. Eğer hazırsak ekonomizm başlıyor. Evet değerli ekonomizm izleyicilerimiz. Üçüncü programımızla beraber birazcık da ekonomiye giriş yapmak istedik. Aslında ilk programımızı yani giriş programımızı yılbaşı arifesine denk geldi. Bununla beraber de programımız nasıl gidişat gösterecek sizlere bunlardan bahsetmiştim. İkinci programımızda yılbaşı programına denk geldi. 2020 senesinde neler yaşandı bunlardan bahsettik ve öğrencilerin, Türkiye'de yaşayan öğrencilerin çekmiş olduğu bir takım zorluklardan bahsettik. Üçüncü programımızlara dediğim gibi biraz da ekonominin içerisine gireceğiz yani yatırımlardan bahsedeceğiz. Evet, o zaman başlayalım şimdi. Genel olarak yatırım ne demek? Bir Bunu size söylemek istiyorum. Yatırım temel anlamda ne demek? Belirli bir kaynağın ya da değerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasına deniyor. Yani tüketim kavramından temel farkı ise kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesi. Yatırım harcamasının sonucunda ortaya çıkan orta ve uzun dönemde getiri sağlamaya devam etmektedir. Peki bu yatırım çeşitleri nelerdir? Bildiğimiz üzere birçok yatırım çeşidi vardır. Bunlardan bazıları banka yatırımları, döviz satın almak veya emlak. Bir de aralarında bir tanesi vardır ki tahvil. Ben tahvil ne demek size şimdi bunu açıklayayım. Tahvil bunu genelde büyük şirketler veya devletler kullanmaktadır. Verilen borcun belirlenen tarihte ve belirlenen faizle beraber geri ödeneceğini gösteren aslında bir belgedir. Bu genelde acil nakit ihtiyaçlarını kullanmak için gösterir. Şimdi birçok yatırım çeşidi vardır. Bunları bir sürü örneklendirebiliriz. Ama ben ekonomizm ekibine yani program anlatırken yer yer hani sizlere soru soruyorum ya daha da birçok soru soracağım. Ama bu sefer ilk defa konuşmayan bir arkadaşımız var. Kamera arkasından yani konuşabilecek misin kamera? Tamam sıkıntı yok. Bu çok gene basit bir soru olacak. Yatırım. Yatırım deyince aklına ilk ne geliyor? Elimde bulunan parayı uzun vadede değerlendiriyor. Peki. Yatır yani. Peki ben sana 1000 lira bir para çıkarttım verdim. Sen bu parayı nasıl değerlendirirsin? Neden? bana. peki aklına direkt dolar, euro, altın hepsi böyle küme küme madde herhalde değil mi? Peki daha önce aklına hiç dijital para geldi mi? Kripto para. Peki öncelikle değerli izleyicilerimize ondan sonra da sana birazcık dijital paradan yani bir devri derinden sarsan bitcoin'den bahsetmek istiyorum. Gelelim bu bitcoin'e kripto para dünyayı derinden sarsan bu bitcoin nedir? Jendi Media ekonomizm ekibine yani bana dedi ki programımızı yatırımdan bahsedelim, Bitcoin'den bahsedelim. Ben de eyvallah tamam dedim. Gittim ekonomizm ekibime bundan bahsedeceğimizi söyledim. Ve sevgili değer ekip arkadaşlarım da benim için inanılmaz bir araştırma yapmışlar. Ben de bununla alakalı bir takım fikirlere sahip olabilmek için internetten belli başlı sitelerden araştırmalar yaptım. Aslında anlaması zor değil. Ama o kadar ayrıntılı ve teknik bilgi bir konu ki insanın kafası allak bullak oluyor. Aslında ben de anlamadım. Ofise geldik ekip arkadaşlarım bana o şekilde anlattılar ne olduğunu. Çünkü bir şey anlamadan anlatmanız gerçekten de çok zor. Yani bir gün buraya gelirseniz siz de anlarsınız arkadaşlar. Şimdi hazırsak başlayalım Bitcoin anlatabildiğim kadarıyla dilimin döndüğü kadarıyla. 2008 yılında aslında gerçekte kim ya da kimler olduğu bilinmeyen Sokashi Sakapato... Sakashi Sokashi Sakoshi nak neydi bir ifade ya Sakoshi Nakamoto. Sakoshi nak nakamato Sakoshi Nakamoto adlı bir programcı bir aracıya gerek duymadan kişiden kişiye direkt olarak yollanan hızlı, güvenli ve düşük komisyonlu ücretiyle dijital para fikrini ortaya atmıştır. Ve bu fikri şimdiki dijital ödemelerin çoğunu çözmektedir. Ve yani kısa zaman içerisinde kabul edilip çok fazla şey değiştirdi. Bitcoin merkezi olmayan bir dijital para aslında. Yani diyelim ki internet üzerinden bir alışveriş yaptınız ve gönderdiğiniz para ilk olarak aracı olan bankanıza iletilip bir komisyon işlemi ücreti kesildikten sonra onaylanıp satıcıya gönderiliyor. Bu işlemlerin muhasebe kayıtları sadece aracı olan bankanıza tutuluyor. İmzaladığınız onlarca belge yüzünden bankanıza güvenmek zorunda kalıyorsunuz. Yanlış bir işlem olduğunu düşündüğünüz zaman da bunu çözmeniz günler belki de haftalar alıyor. Eğer işler çözülmeyecek bir hale gelir ise bu sefer de paranızı kaybetme riskiyle göz göze geliyorsunuz. Bitcoin aslında dijital para akışını kolaylaştırmak ve şimdiki problemleri çözmek için üretilmiştir. Bitcoin alıp Bitcoin göndermek telefonundan mesaj atmak kadar kolay bir işlemdir aslında. Bitcoin'in de bir merkezi olmadığı için hükümet ya da banka tarafından müdahalede bulunamıyor. Dünyadaki bütün ülkelerde geçerlidir bu Bitcoin. Para çekimi, gönderimi, limit gibi kısıtlamalar yoktur ve çoğu şeyi Bitcoin aslında siz satın alabilirsiniz. Dünyada ülkemizde dahil olduğu birçok ülkede dijital para borsaları vardır. Ve bu borsalar üzerinden Bitcoin alıp dijital cüzdanlarınıza yatırabilirsiniz. Ve almış olduğum bilgiye göre Bitcoin öyle güzel bir yazılım sistemi kurmuşlar ki sadece 21 milyon civarı bir Bitcoin sunulmuştur. Yani şu anda kullanılmakta 16 milyona yakın bir Bitcoin vardır. 21 milyonuncu Bitcoin ise... 2140 yılında son ereceği düşünüyor. Hatta birazdan arka tarafa ekip arkadaşlarım yerleştirirler. 12-13 yaşlarında Bitcoin alıp 18 yaşında Bitcoin milyarderi olan bir arkadaşımız da mevcuttur ki bunun gibi birçok insanda vardır. Bitcoin gün geçtikçe değerleştirmektedir. Şimdiki şartlarda bir Bitcoin ne kadar oluyor? Şu anda Bitcoin alacak olsanız 247 bin lira civarında bir paraya tekabül etmektedir. Tabii ki ben bunları yani bu aslında o kadar inişli çıkışlı bir dünya ki ben hiçbir şekilde bu anlattıklarım ilk defa yani ilk defa okuduğum zaman bana mantıklı gelmişti. Tabii para yok ama gene de olan paranla gidip Bitcoin almak istiyorsun. Anlattığın zaman insanlara mantıklı, mantıklı gelebiliyor. Ama bunu bir balon gibi düşünün. Yani patlama olasılığınız çok yüksek. O yüzden ben ekonomizm ekibi yani Barış Poyraz olarak hem ekip arkadaşlarım adına hem Jenny Medya adına bu programı sunarken bir tavsiye niteliğinde bulunuyorum. Evet değerli ekonomizm izleyicilerimiz Bitcoin'i araştırdığınız zaman göreceksiniz ki Bitcoin ile beraber bir de blockchain geliyor. Ekip arkadaşlarım bana bunları anlatmaya çalışırken özellikle blockchain kısmında oldukça zorlandılar. Yani atla karayı seçtiniz diyebilirim. Ama arkadaşlar itiraf edeyim anlamadım. Ama şimdi anlatmış olduklarınızı böyle basitçe bir örneklendirerek seyircilerimize blockchain nedir, bitcoin nedir daha basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi hep beraber bir siteye çıkalım tamam mı? Ekonomizm ekibi, ekip arkadaşlarım gittik beraber bir siteye oturduk. O sitenin de bakkalı bendeniz Barış. Herkes geliyor bana veresiye yazdırıyor. Mahmut Bey geliyor veresiye yazdırıyor. Kamera arkasındaki arkadaşın geliyor bana veresiye yazdırıyor. Hande Hanım geliyor bana veresiye yazdırıyor. Herkesin veresiyesi bende. Ama Hande Hanım'da potansiyel var gerçi biraz bana güvenmemeye başladı. Dedi ki ben yıl boyunca sana 500 liralık bir veresiye yazdırdım ama yıl sonunda sen benden 1000 lira alıyorsun. Evet öyle olduğunu zannediyor. Heh. Ben de herkesin bu veresiyesini bloklaştırmaya başlıyorum. Yani burada herkese ayrı ayrı özel özel şifreler çıkartıyorum. Bu şifrelerle beraber herkese ne kadar veresiye tutmuşum bunları görüp onaylayabiliyor. Herkes kendi bloğuna bakın burası çok önemli dikkatli dinleyelim. Herkes kendi sayfasına girip kendi özel şifresiyle takip edebiliyor. Aynı zamanda Hande Hanım Mahmut Bey'in veresiye defterine de bakabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kameracı arkadaşım geldi. Bana 500 liralık bir veresiye yazmam istedi. Benden 500 liralık bir borç aldı. Ben de onu kendi defterime yazdım. Bunun onaylanması için sizlerin de onayı gerekiyor. Yani benim buraya yazmış olduğum, silmiş olduğum bütün paralar aslında hepinizin sistemlerine kayıt olarak gönderiliyor. Aslında blockchain'de basit olarak bu. Bir kayıt defteri yani blok defteri olarak adlandırabiliriz. Bunlardan nasıl para kazanacağım? Yani bu Bitcoin'den nasıl para kazanılır? <laughs> Bitcoin'den para kazanmak istiyorsanız tabii ki tekrar söylüyorum. Bunlar bir tavsiye niteliği belirtmiyor sevgili ekonomizm izleyicilerimiz. Şimdi Bitcoin'in en keskin özelliği volaritesinin çok fazla olmasıdır. Yani yukarı aşağı çok fazla dalgalanıyor. Bildiğiniz bir sinüs dalgası gibi yukarı ve aşağı doğru hareket etmektedir. Eğer bu dalgayı doğru zamanda giriş yapıp doğru zamanda çıkış yaparsanız kısaca zamanında alıp sonrasında satış yaparsanız para kazanabilirsiniz. Bitcoin deyince insanlar sadece para kazanmayı düşünüyorlar. Bir para birimi merkez bankası yani devletten daha üstün kimsenin ilgilenmediği herkesin para kazandığı bir mecra sanılıyor. Ve bu konuda çok kişi konuşuyor. Herkesin aklında acaba ben para kazanabilir miyim sorusu. Bitcoin kazanç deneyi adı altında ilgili birçok profesyonel kişi amaçları, imkanları kısıtlı en tecrübesiz kişinin bile ne kadar para kazanabilir diye herkese açık bir şekilde ve Bitcoin borsalarında da kayıtlarının bulunduğu bir şekilde düzenli olarak deney yapılmaktadır. Eğer isterseniz bu siteleri ziyaret edip kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. Aynı zamanda çok fazla araştırmak istiyorsanız bu konu sizin dikkatinizi çektiyse jendimedia.org'da bununla alakalı belli başlı haberleri de okuyabilirsiniz. Peki en nihayetinde herkesin parası kendisine değerli. Ben internet üzerinden alışveriş yaparken genelde sanal kartlar kullanılıyor. Sanal kartlar çıkartılıyor. Neden? Kendi paranı yani kendini güvende hissetmek istiyorsun. E ben sabahtan beri işte bir bitcoin 200 bin lira 300 bin lira bunlardan bahsediyorum. Bunlar az paralar değil. Peki koskoca bu bitcoin dünyası bu güvenlik sistemini nasıl kuruyor? Yani insanlar neden buraya güvenip neden paralarını yatırıyorlar? Gelin isterseniz bir de Bitcoin'in güvenlik sisteminden bahsedelim. Şimdi Hande Hanım'ın elinde belli miktarda bir Bitcoin var. O Bitcoin'e geldi önce benden bir araba satın aldı. Ondan sonra gidip diğer beyefendiden de bir ev satın almak istedi. Yani elindeki Bitcoin'i farklı şekilde harcadıktan sonra aynı parayı bir daha kullanabilir mi? İşte burada ise ortaya bütün bu güvenlik sistemlerini oluşturan kriptografi giriyor. Yani kısaca bu kriptografi ne biliyor musun? Yazılım kodlanmış hali. Bitcoin ve blockchain bir dijital para birimidir. Fiziki olarak bir para birimi de yoktur. Peki bu dijital paraları internet üzerinde tutuyoruz tamam okey. Peki bu ne kadar güvenli? Zamanında kendine isim yapmış belli başlı hackerlar bile bu sistemi hackleyemediler. Ama ben bunu bilemem ister istemez benim bir güven duymam lazım. Yani bu sistem hacklenir mi çalışır mı bozulur mu dediğinizde duyar gibi. Bu kısımda bitcoin cüzdan denen bir özellik elektronik cüzdan devreye giriyor. Ve bu sanal paraları bu mecrada saklayabiliyor. Bu cüzdan telefon, tablet ya da dizüstü bilgi, bilgisayarınızda bulunabilir. Eğer siz buna rağmen yine de ekstra bir güvenlik sistemi istiyorsanız ya da ben yatırımlarımı yanı başımda tutmak istiyorum derseniz arkamda gördüğünüz gibi fiziki paraların üzerinde kod girilerek ya da bu kodları kağıda dökerek cold storage denilen dijital mecradan bağlantısının koparılmış bu fiziki hale dönüştürdüğünüz Bitcoin'lerinizi evinizde kasanızda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Ama gidip harcayayım, bozduyayım gibi toplara da ne yazık ki giremiyorsunuz. Siz sadece bir şekilde hacklenip ya da bulunmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Uzun lafın kısası. Bitcoin ne dedik, ondan bahsettik. En temel örnekleriyle Bitcoin'i size anlatmaya çalıştım. Bitcoin'in blockchain'le olan bağlantısını anlatmaya çalıştım. Blockchain aslında bir veresiye tutma defteriydi. Herkesin aklında ufak ufak fikirlerin sahip olduğunu görür gibiyim. Çünkü en basit indirgeyerek ekonomizm ekibi olarak hazırlamış olduğumuz haberleri, metinleri sizlere vermek istedik. Bir dahaki programımızda hangi haberden bahsetmek istiyorsanız bize bunları iletebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz kanalımıza abone olup yorum ve beğeni de atabilirsiniz. Evet değerli ekonomizm izleyicilerimiz. Nerdizane bir programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben bu haberleri bana öncelikle öğretip ondan sonra anlattırdıkları için ekonomizm ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Maskenizi, kolonyanızı, dezenfektanlarınızı yanınızdan ayırmayın. Sağlıklı günler dilerim.